Selam dostlar. Gece 2'den 3'ten beri Rusya'nın Ukrayna işgalini izliyorum ulusal kanallardan. Gece nöbetinden çıktım, sabah 8-9 gibi eve geldim. Aslında bu saatlerde uyumam gerekiyordu. Hala ayaktayım. Çok fazla televizyonla güncel konularla alakam yok ama bu malum Rusların Kiev'e helikopterle askeri indirmesinden sonra vatandaşların ülkeyi terk etmelerini izliyorum şimdi. Bayağı etkilendim ya. Bayağı etkilendim. Şimdi sokakta bisiklette giden bir çocuk bomba düşüyor ve parçalanıyor. CNN'de izliyorum. Bir saat önce de bu Kasım ayında gittiğim videolarda vardır. Alina ile görüştüm. Daha sonra irtibat kuramadık. Svetlana vardı. Onunla irtibat kurdum. Donetsk bölgesindeydi. Geçen sene Mayıs aylarında Donetsk'e gidemedik. O kendisi Kiev'e gelmişti. Videoları izleyenler bilirler. Gece 2-3 gibi görüştüğümüzde yeni bombalar düşmeye başladı. Korkuyorum falan filan demişti. Bugün görüştüm. Şimdi marketler geçici bir süre açılmış. Sudur, gıdadır. İhtiyaçlarını almışlar. Eczaneden ilaç vesaire. Yani korkuyu yüzlerinden hissedebiliyorum ya. İşin özeti. Gerçekten yüzlerinde acayip bir korku var. Bir elinde çocuk, öbür elinde evin köpeği. Bodrum katına sığınağa koşturuyorlar ellerinde valizler. Dehşet ya. Abi savaş iyi bir şey değil. Kim olursa olsun abi olan sivil vatandaşlara, çocuklara, kadınlar oluyor ya. Abi Türkiye mi arabulucu olacak? Amerika gavuru mu? Almanlar mı arabulucu olacaklar? Bir an evvel bunu durdurmaları gerekiyor. Adamlar Kiev'e özel birliklerini indirdiler ya. Başkente böyle bir şey var mı ya? Donetsk neresi, Kiev neresi abi? Abi Ruslar tarih boyunca böyle. Önce iyi yaklaşırlar, senden sıcak ilişki kururlar, abi kardeş olurlar, kanka olurlar. Daha sonra dönüverirler götlerini. Satarlar. Gerçekten böyle ya Rus gavuru. Yani gavurların hepsi böyle de Ruslar daha çok böyle. Abi Ukrayna batak bir ülke. Bitmiş. Ekonomisi yok, bir şey yok, ordusu yok. Rusya'nın ordusuyla Ukrayna ordusu kıyaslanmaz ya. Kıyaslanmayacak derecede çok geride kalmış Ukrayna. Yüz ölçümü Türkiye toprakları kadar ama ekonomi diye bir şey yok. 45-50 milyon nüfuslu bir ülke. Batak. Bitik bir ülke. Biden yavşağı bir taraftan gaz veriyor. Bir taraftan Putin gaza geliyor. Olan Ukraynalı gariban vatandaşlar oluyor. Burada taraf tuttuğum için değil ama yani hiç denge mi yani Rusya'nın Ukrayna? Yiyorsa Amerika ile Almanlarla savaş. Geç Rusların Almanlara tarih boyunca bir sempatileri vardır. Her ne kadar savaşmış olsalar bile Almanlarla her zaman arayı yutmuşlardır. Bir an evvel savaşın bitmesini arzu ediyoruz. Allah yardımcılar olsun. Dediğim gibi Svetlana ile görüştüm. Bir yarım saat, bir saat önce korkuyu yüzlerinden, gözlerinden hissedebiliyorum. Ben televizyondan izlerken üzülüyoruz ama bizzat orada yaşayan insanları canlı olarak gördüğünde koşturmacalarını vesaire endişelerini gerçekten korkunç bir şey. Hangi zamanda yaşıyoruz ya? Ne savaşı abi? Allah Allah. Diyalog diye bir şey var. Diplomasi diye bir şey var abi. Yani Almanlar, Amerikalılar ya da Avrupalılar da çok düzgün insanlar değiller. Bosna Hersek'te neler yaptığını biliyoruz. Unutmadık yani. Afganistan'da neler yaptıklarını, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta. Değil mi? Kaddafi'yi mahvettiler Libya'da, Irak'ta Saddam'ı devirdiler. Kadının, çoluğu, çocuğu tecavüz edip mahvettiler. Ülkeyi yıktılar. Yani al birini vur öbürüne. Ne farkı var ki benim için Ruslarla Avrupalıların bir farkı yok. İkisi de aynı yani. Her iki tarafın da ellerinde garibanın, Müslümanın kanı var. Ne olacak şimdi? Hükümeti düşürecekler. Düşmesine az kala Ruslar geri çekilecek. Ukraynalılar da diyecekler oturalım konuşalım. Ülkeyi yakıp yıktıktan sonra oturacaklar konuşacaklar. Benim tahminim birkaç güne kadar bu iş biter. Ne yapacaklar? Bütün Ukrayna'yı bombalayıp insanları öldürecek halleri yok. Avrupa Birliği de oradan kendi kendilerine yaptırım kararı veriyorlar. Yaptırım kararı olur mu oğlum? Adamlara para gönder, asker gönder, silah gönder Ukrayna'ya değil mi? Bir şey gönder yani. Telefon açmak olur mu? Ben de telefon açıyorum orada. Allah sabır versin diyorum, kapatıyorum.
Ukrayna'nın da stratejik bir konumu var tarih boyunca. Kırım'ı mahvettiler ya. Kırım'da %15 Kırım Tatarları var, Türkleri var. Geri kalanı Ruslar. Referandumu Ruslar giriyor. Kırım Tatarları referanduma katılmıyor. Kırım Rusların oldu diye geçiyorlar. Çöktüler Kırım'a. Donetsk'e çöktüler. Luhansk'a çöktüler. Sırada ne var? Harkov. Harkov'da İHA'lara sattığımız yer. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin Birliği geri çekilince bütün motor fabrikaları Ukrayna tarafında kalıyor. İşte bizim İHA'lara motor aldığımız yer. İHA üssümüz var. Oraya da bombalarlar yakında. Allah korusun. Kiev'le Moskova'ya bakarsanız aradaki hem mesafeyi görürsünüz hem de psikolojik olarak iki başkentin birbirine arasındaki uzak mesafeyi hissedebilirsiniz. Yani her zaman bir hani Fransa başkanıyla Putin'in masa diplomasi vardı ya onun gibi. Başkentler bile birbirine uzak sevmezler. Ukraynalılarla Ruslar birbirini sevmez. Ukrayna bence araştırmalar neticesinde yani onların atalarının Hunlardan, Bulgar Türklerinden ve Hunlardan geldiğini düşünüyorum ben. Ataları şeydir, Türktür. İslam'ı seçenler Azerbaycan tarafına yerleşiyor. Hristiyan olanlar Ukrayna tarafında kalıyor. Şimdi Musevilerin bir kısmı Rusya'nın iç bölgelerine gidiyor. Öyleyken böyle. Özetle. Baksana abi yola giden çocuk paramparça oluyor ya. Bisikletten yola gidiyor. Bomba düşüyor yakınına. Adamın belden aşağısı kopuyor. Abi savaş iyi bir şey değil ya. Ne olursa olsun abi savaş iyi bir şey değil. Allah yardımcılar olsun ya. Ben özellikle Svetlana'nın suratını gördükten sonra işin ciddiyetini anladım. Televizyondan izlemek gibi olmuyor. Korkmuşlar abi. Evin köpeği bile korkmuş. Kedisi bile korkmuş ya. İlaç almışlar, su almışlar, gıda mıda bir şeyler almışlar. Sığınağa iniyorlar. Diğerine ulaşamıyorum. Bir 4-5 yıl önce görüştüğüm Iris vardı. Unuttum gitti. Telefonu falan da yok. Ağlıyor, zırlıyor, ağlıyor. Arıyor. Mesaj atmış. Emoji bir şeyler. Geri döndüm. Açmadı. Korkmuş millet. Bakmayın öyle millet orduya yazılıyor falan diyor da öyle çok az bir mahalle, bir iki mahalle kendini orduya yazdırıyor. Onun dışında halkın direneceğini ben zannetmiyorum. Halkın direneceğini zannetmiyorum. İnşallah birkaç güne kadar biter de. Nisan ayını bulmaz çünkü sezon mezon açılacak. Her sene bir bok çıkıyor. Bir uçak düşüyor, bir pandemi çıkıyor. Geçen sene yine böyle tantana çıktı, çabuk bitti. Bu sene inşallah bu savaş fazla uzamaz. Birkaç güne kadar orta yolu bulurlar. Yoksa zaten pandemiden dolayı bütün ülkeler ekonomisi iflas etmiş durumda. Bizim ülkemizde dahil sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Bu savaşı da kimse kaldıramaz. Sadece Ukrayna etkilenmiyor ki abi bir sürü Türk şirketi var orada. Rusya'da, Ukrayna'da vatandaşlar var çalışan. Ukrayna'da Türk vatandaşları var, şirketleri var. Petrolün varil fiyatı 105 dolar. Bir haftaya kadar 150 dolar olur. Kimsenin sikinde değil ki abi. Türk iş insanına ait gemi vuruldu. Vurulur. Yani savaş bu abi. Bunun sınırı yok. Başladıktan sonra nerede biteceğini tahmin edemezsin. Yani savaş bu. Odessa'dan kalkan, Romanya'ya giden bilmem ne gemisi bomba isabet etti. Ya işte bu iş böyle abi. Çeyrek altın olmuş 1500 lira. Bu iş Polonya-Litvanya sınırına kadar gider. NATO'yu almak şart mı abi? Girmesin NATO'ya. NATO'ya girse onlar gelecek Karadeniz'e. Karadeniz Türk Gölü yıllardır. Fatih Sultan Mehmet'ten beri Karadeniz Türk Gölü. NATO gelmese Ruslar girecek. Tuhaf bir şey ya. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten. Neyse sevgili dostlar fazla uzatmaya gerek yok. Dua edelim. Kısa zamanda savaş bitsin. Sivillere oluyor ne olursa. Çocuklar oluyor. Kadınlar oluyor ne olursa. Sevgili dostlar. Vaktinizi aldım. Teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.